Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda Zigzel tam modeli şöyle bakın. VMG8623T50B attı. Modemin kurulumunu size göstereceğim. Öncelikle modemin arayüzüne giriyoruz arkadaşlar. Arayüzüne girerken modem ilk verildiği zaman arkasında zaten kullanıcı adı ve şifresi yazar. Kullanıcı adını yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Şimdi modeme giriş yaptık arkadaşlar. Yani modemi farklı internet servis sağlayıcılarından da kullanabilirsiniz. Ben şimdi TürkNet kullanıyorum. TürkNet'te kullandığı modem bu. Bunu veriyorlar. Şimdi zaten kurulumunu yapıyorlar. Kurulum yapılmazsa arkadaşlar sağ tarafta bulunan A ayarı, geniş band, buradan ET, şu an hepsi aynı zaten. Buradan düzenle diyoruz. Sağ tarafta bulunan PPP kullanıcı adının şifresini buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan gerekli sunucu ayarlarını seçiyorsunuz. Buradan bir şey değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten direkt var. Uygula dedikten sonra modeminiz kuruluyor. Ardından modeminiz kuruluysa bütün modem ışıklarınız yanması gerekiyor. Bakın şu an internet var vesaire. Tek bakalım. Kablolu kablosuz bağlantılar var. Buradan da kimlerin bağlandığını da görebiliyorsunuz. Mesela TV, repeater, telefon. Şimdi arkadaşlar en çok gelen soru şu. Özellikle TürkNet kullanıcıları olsun ya da farklı bir internet servis sağlayıcı kullanıcıları olsun. Wi-Fi ayarlarını yaparken çok sıkıntı çekiyorlar. 2.4 ile 5G'nin birbirinden ayrılmasını işte gerektiğini, biz yapamadıklarını falan söylüyorlar ama bu çok basit bir şey aslında. Şimdi iki tane Wi-Fi ayarımız var. Öncelikle modemi kurduğunuz zaman yukarıda 2.4 ve 5G'yi aynı tut dediği zaman bu tiki kaldırıyoruz. Ardından ikisini aktif hale getiriyoruz. Farklı isimler vererek şifrelerimizi yazıyoruz. Ardından kaydet diyoruz arkadaşlar. Kaydet dedikten sonra böyle hani dönmesi çok uzun sürüyor. F5 yapıyorsunuz. Yenilediğiniz zaman zaten otomatik olarak kaydediyor. Şimdi buradaki şimdi biz kaydettiğimiz için şimdi otomatik sıfırlayacak arkadaşlar. Şimdi buradaki 2.4 ve 5G'nin anlamı ne? Şunu söyleyeyim size. Şimdi fiber internet alıyorsanız telefondan bağlandığınız zaman 5G hızında internet alabiliyorsunuz. Yani telefondan bağlanıp da fotoğrafını videoya ekleyeceğim. Bakın geldi şu anda. 5G'de arkadaşlar 350-400'e kadar internet hızı çıkıyor. 2.4'te ise 100 megabit'i geçmiyor. 2.4 uzak, 5G yakın. Yani evin içerisinde farklı bir odadan bağlanmak isterseniz 2.4'ü kullanmanız gerekiyor. Daha uzak çekiyor. 5G'de de daha hızlı internet almak isterseniz ve yakın odanın yakınında konumundaysanız, yani bilgisayarın yanındaysanız, laptopun yanındaysanız 5G'yi kullanmanız gerekiyor. Bunların hız testini atacağım şimdi. Şimdi burada şöyle bir ayar daha var. Ebeveyn denetimi var arkadaşlar. Buradan profil ekleyebilirsiniz. İsmini aktif hale getirebilirsiniz. Cihazlara izin verebilirsiniz. Vermeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Buradan da konuk Wi-Fi ayarlarını da açabilirsiniz. Yani konukların sadece girmesini istediğiniz Wi-Fi ayarlarını da açabilirsiniz. Buradan sistem monitörü, trafik durumundan da arkadaşlar gelen paket değerlerinize bakabilirsiniz. Bakın burada gelen paket değerleri yazıyor. Şimdi biz mesela hız testi yaptığımız zaman şuradan online işlemlerden buradan da test yapabilirsiniz. Yani girmeden de buradan hani kullanıcı bilgilerinizi de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi teknik destek hız testi. Bakın şu an ben bir indirme yapıyorum. İndirme yapmama rağmen şu an hız testi yapacağız arkadaşlar. Şu an bir indirme yaptığım için böyle. Şimdi mesela indirmeyi durduracağım. Bağlantıyı tekrar başlatıyoruz.
Yani şu anda hızlı bir düşüklük var. Normalde 900 lira falan görüyordu arkadaşlar. İndirmemize buradan devam ediyoruz. Ha, ikinci bir indirme yapıyor. Şu anda hız değerlerimiz gördüğünüz gibi 600'e 600. Şimdi arkadaşlar buradan TürkNet arayüzünden paket kullanımınızı görebilirsiniz. Kullanım detayından her şey hesabınızdan belgelerim, kişisel bilgilerim hepsini görebilirsiniz. Modem arayüzü böylece kurulmuş oldu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben TürkNet kullanıyorum. İndirim hızlarım falan resimde de görülür zaten. 9 normalde 900 ama bugün bir sorun var sanırım ya da bir yavaşlık var. Yani yavaşlıktan kastım hız düşüşü var. Şimdi modem kurulum bu şekilde arkadaşlar. Ben telefondan bağlandığım zaman da 5G ile Wi-Fi'den bağlandığım zaman aldığım hızı 2.4G'de aldığımızı size göstereceğim arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar, yeni içerikler gelmeye devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.